Birinci sorumuzda n sıfırdan küçük olmayan bir tam sayı olmak üzere fn eşittir 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 biçiminde yazılabilen sayılara Fermat sayıları denir. A ve b doğal sayı olmak üzere bakın bir ifade verilmiş. Bu ifade bir Fermat sayı olduğuna göre a artı 2b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Girmeden önce şu ifadeyi bir açalım. Şimdi 12 dediğimiz sayı aslında bakın bizim için 4 ile 3'ün çarpımı. Burası 4 üzeri a artı b ile 3 üzeri a artı b'nin çarpımı. Bölü, bakın burası 6 üzeri a, onu da 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a çarpı 3 üzeri b. Bakın şurada 3 üzeri a artı b ile buradaki 3 üzeri a ve 3 üzeri b gider. Bakın bunu 2'nin kuvveti olarak açtığımız vakit 2 üzeri 2a artı b bölü 2 üzeri a. Şurası 2b olacak. Birer a giderse eğer bakın burası 2 üzeri a artı 2b geldi. Şimdi bu ifadeyi düzelttik. Bakın şu ifadeyi açtık. Şimdi Fermat sayısı bakın buradaki 1 ile buradaki 1 de eşit. O halde bu bir Fermat sayısı ve bakın bu sayı 2 üzeri 2 üzeri n'e eşit. O halde a ile 2b'nin toplamı 2 üzeri n'dir. Yani 2'nin bir kuvveti. Bakın 2'nin kuvveti olan sayılar 3, 7, 12 değildir. 16 olabilir. Bir sorumuzda a küçük b küçük c asal sayılar olmak üzere a artı b ile b artı c açık aralığında var olan asallara ara asal sayılar denir. Buna göre bulunduğu aralıkta iki ara asal olacak şekilde a artı b artı c toplamı en az kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın en küçüğü bulmak için öncelikle a sayımıza kesinlikle 2 vermeliyiz. Bakın a'ya 2 verdiğimiz takdirde o halde bizler 2 artı b ile b artı c aralığında 2 tane asal sayı yakalamak zorundayız. Şimdi da gelin deneyelim. Bakın b'ye 3 verdiğimiz takdirde burası 5, burası ise c artı 3. Şimdi arkadaşlar c de bizim için bir asal sayı. Şimdi 5'ten sonra gelen asal sayılarımız 7 ve 11. O halde buradaki sayımızın 12 ya da en fazla 13 olması gerekiyor. Bakın eğer c artı 3 12 olsaydı c 9 olurdu. Bu bir asal sayı değil. C artı 3 13 olsaydı c bizim için 10 olurdu. Bakın bu da bir asal değil. O halde bu ifadeyi değiştirmek zorundayız. Bakın biz b'ye 3 vermiştik. O halde bizler b'ye 5 verirsek bakın a hala 2. Bu durumda bakın aralığımız 7'ye c artı 5 olmak zorunda. Şimdi 7'den sonra gelen asal sayılarımız 11 ve 13. O halde biz c artı 5'i bakın 14 alabiliriz, 15 alabiliriz, 16 alabiliriz, 17 alabiliriz. Şimdi c asal sayı ve tek sayı olduğunda bakın toplamları çift olmalı. Bunlara hiç bakmaya bile gerek yok. Eğer c artı 5 14 ise bakın c 9 olur, asal değil. C artı 5 16 olsaydı c eşittir 11 gelecekti. Bakın bu durumda c'yi de bulduk. C 11, A 2 ve B 5. Toplamları da en az 18 oluyor. Üçüncü sorumuzda A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere bakın A üzerinde çizgi altta B. A'dan büyük B tane en küçük ardışık tam sayının çarpımı A B'nin altında çizgi varken de A'dan küçük B tane en büyük ardışık tam sayının çarpımı biçiminde ifade ediliyor. Bakın belirli bir ifademiz var. Buna göre n pozitif tam sayısı kaçtır? Bakın ilkinde n üzerinde çizgi altta 8. Demek ki n'den büyük 8 tane ardışık sayının çarpımı. Bakın n'den büyükse n artı 1, n artı 2, bakın böyle devam eder. N artı 8. Bakın bunların çarpımı. Çarpı. Bakın 12 altta n artı 1 var ve çizgi var. O halde 12'den küçük n artı 1 tane sayının çarpımı. Bakın orası da 11, 10, 9 böyle devam eder. Bakın n artı 1 terim olacağından dolayı burası 11 eksi n olmalı. Bakın terim sayısından bulabilirsiniz. Son terim eksi ilk terimden n kalır. Artı 1'den n artı 1 olur. Bölü. Bakın alt kısım ise 4'ten büyük 8 tane pozitif tam sayının çarpımı olacak. Bakın o halde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın bu eşitmiş. Şimdi şu ifadeyi bakın arkadaşlar sadeleştirirsek 11'den 6'ya kadar götürülecek. Geriye o halde 10, 9, 8, 7 kalacak. Bir de 11'imiz var pardon. 5'i kalacak.
Şimdi arkadaşlar bakın alt tarafta bir 11 var. Üst bakın sağ tarafta da 11 var. Şimdi 11, 10, 9, 8, 7'nin gitmesi gerekiyor ki alttaki ifademizi buradaki ifademiz sadeleşsin. Bakın burada 8 tane terim var. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane terim var. O halde bakın n artı 8'in 12 eşit olmasını sağlatırsak bakın burada 11, 10 yani n yerine 4 verirsek 11, 10, 9, 8, 7 kalacak. Bakın o da sağ tarafı götürür. O halde n artı 8'in 12 olması gerekir. Bu durumda n eşittir 4 gelecektir. A, B ve C pozitif gerçel sayılar olmak üzere belirli bir eşitsizliğimiz veriliyor. Buna göre A, B, C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi? Öncelikle arkadaşlar bakın burada payda ya da pay eşitlemek çarpım durumunda çok zor. O yüzden bakın bizler ya paya ya da sadece paydaya belirli eklemeler yapıp çıkartma yaparaktan ifademizi bulabiliriz. Bakın bunun pratik yöntemi paya ekleme yapmak ve çıkartma yapmaktır. Bakın kısaca eşitsizliğimizin her tarafına bakın bir ekleyelim. Bu eşitsizliğin yönünü değiştirmez. Bakın ilkinde payda eşitlersek eğer bakın a artı b artı c bölü b artı c. Bakın bu küçüktür. Yine aynı şekilde a artı b artı c bölü a artı c olur. Aynı şekilde a artı b artı c bölü a artı b. Şimdi dikkat ederseniz rasyonel ifadelerde 3 ifadenin de payları aynı oldu. O halde paydaları sıralamak istersek bunların tam tersi olmak zorundaydı. Yani b artı c büyüktür a artı c'den, o da büyüktür a artı b'den. Şimdi ilk iki eşitsizliğe bakarsak, bakın c'ler gider, ilk iki eşitsizlikten b a'dan büyük olur. Daha sonra ikinci ve üçüncü eşitsizliğe bakarsak arkadaşlar, a'lar gider, c ise b'den büyük olur. Bakın bu ikisini birleştirirsek c b'den, b de a'dan büyük olmalıdır. Aradığımız cevap b seçeneği olur. İçinde bir a pozitif doğal sayısının yazılı olduğu n kenarlı bir çokgen sembolünün değeri a n'e tam bölünüyorsa bölüme eşit, a n'e tam bölünemiyorsa kalana eşittir. Örneğin bakın beşgeni içinde 17, 17'yi 5'e bölersek kalan 2, dörtgen içerisinde 28, 28'i 4'e bölersek tam bölünür, bölüm 7'dir. Buna göre üçgen içinde a ile dörtgen içinde a'nın toplamı 8 eşitliğini sağlayan a sayılarının toplamı kaçtır? Bakın hem 3'ün hem de 4'ün ortak katı 12 olduğundan gelin bizler önce a'ya 12k diyerek başlayalım. Bakın a 12k olduğu için teker teker bakın 12k artı 1, 12k artı 2. Bakın bu şekilde saymamız gerekiyor. 12k artı 3, bakın şöyle artı 4, artı 5, artı 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın 12 bir daha yazdığımız zaman yine 12'nin katına denk gelmiş olacak. Şimdi bu durumda bakın eğer 12'nin katıysa bakın 3'e böldüm 4, 4'e böldüm 3, burası 7k geliyor. Bakın 12k artı 1 ise 3'e de bölersem 1, 4'e bölersem kalan 1. Bakın 12k artı 2 ise 3'e bölersem kalan 2, 4'e bölersem kalan 2. 12k artı 3 ise bakın 3'e tam bölündüğü için bölüm 4k artı 1. 4'e bölersem kalan 3. Bakın artı 4'lü olursa 3'e böldüğüm zaman kalan 1 olacak. 4'e böldüğümüz zaman için bakın 12k artı 4 biçiminde 4'e bölersem 3k artı 1 olur. Bakın kalan 5 olsaydı eğer 3'e bölünce 2, 4'e bölünce 1. 6 olduğunda 3'e tam bölündüğü için bakın yine 12k artı 6'yı 3'e bölersek 4k artı 2, 4'e bölersek sadece 2. Bakın 7 olursa eğer 3'e böldüğümüz zaman kalan 1, 4'e böldüğümüz zaman kalan 3. Bakın 8 4'ün katı, o yüzden 3'e bölersem kalan 2, 4'e bölersem 3k artı 2. Bakın 9 3'ün bir katı, o yüzden 12k'yı 3'e böldüğüm zaman 4k artı 3 gelecek, 4'e bölersem kalan 1. Bakın 10 için 3'e de bölersem kalan 1, 4'e bölersem kalan 2. 11 için 3'e böldüm kalan 2, 4'e böldüm kalan 3. Bakın bunların hepsi işlemlerin sonucu. Şimdi 7K bakın 8'e eşit olamaz. Toplamları 2, 8'e eşit olamaz. Toplamları 4 olamaz. Bakın bir burası var. Bakın bir bur var. Bakın burası olamaz. Olabilir. Bakın olamaz. Olabilir. Olabilir. Olamaz ve olamaz. O halde bakın önce ilkinden başlarsak. Eğer
4K artı 5, pardon, 4K artı 4, 8 ise K eşittir 1. Bu duruma bakın, A eşittir. İlkinde yerine yazmıştık. 12K artı 3'ten A 15 olabilir. Bakın bu 1. İkincisi ise bakın burada. Yani 12K artı 4 biçiminde. 3K artı 2 8 ise bakın K buradan 2 gelecek. O halde 12K 24 yapar. 4 de buradan A mecburen 28 olur. Bakın ikinci maddemizi de yaptık. Şimdi burada 4K artı 4. Bakın eğer bu 8 ise K mecburen 1. Bakın şurada yerine yazdığımız için 12K 12 6 da buradan A mecburen 18 gelir. Bakın bir ifademiz daha var. 3K artı 4. Bakın 3K artı 4 8 ise bakın buradan A sayısı bulamaz çünkü doğal sayı olmuyor. Son olarak bakın 4K artı 4 eğer 8 ise bakın K buradan 1. Bak onunla burada yazdık. Yani 12K artı 9'dan A 21 olacak. O halde soru bizde bunların toplamını istiyor arkadaşlar. Bakın 15, 28, 18 ve 21'in toplamı 82 olacaktır. X, Y, Y, Y ve Z, Z, Z 3 basamaklı doğal sayılardır. Bakın bu üçünün çarpımı K çarpı 81 X, Y'ye eşittir. K bir tam sayı olduğuna göre Z'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın bu X dediğimiz şey 111 çarpı X. Bakın Y dediğimiz şey 111 çarpı Y. Aynı şekilde 111 çarpı Z. Bakın bu eşitmiş. K çarpı, bakın 81 de açalım isterseniz. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı X çarpı Y. Bakın burada X ile Y gider. Burada da bakın benzer şekilde X ile Y'ye gidecek. Bakın 111'i 3'e bölersek 37 kalır. Bakın bir daha 111'i 3'e böldük 37. Bir daha 111'i 3'e böldük 37. Bir de Z kaldı. Bakın 3 tane burada 3 gider. Yani burası 3 çarpı K olacaktır. Bakın bu durumda Z dediğimiz şey bakın mutlaka mutlaka 3'ün katı gelmek zorunda. O halde Z 3 olabilir. Bakın Z 6 olabilir. Z 9 olabilir. O halde alabileceği değerler toplamı 18 olur. 1 küçük x küçük y küçük 70 olmak üzere EBOB x kare virgül y kare artı 64 eşittir 16 çarpı EBOB x virgül y. Buna göre x artı y toplamı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın x ve y'nin bakın şöyle EBOB x virgül y. Biz buna k dediğimiz zaman bakın EBOB'ları k ise x kare ile y karenin bakın EBOB'ları bunların kuvveti olur. Yani k'nın karesi olmak zorunda. O halde yerine yazarsak bakın k kare artı 64 eşittir 16m. Karşı tarafa atarsak 16m'i k kare eksi, şurası 16k olacak. Eksi 16k artı 64 0. Bakın buradan k eksi 8'in karesi eşittir 0. Yani k eşittir 8 oldu. Şimdi k'yı bulduk. O halde hem x'te hem y 8'in bir katı olmalı. Bakın toplamlarını en çok istiyor. O halde 70'ten küçük olarak 8'in katı 64 veririz. X'e ise bakın 64'ten küçük başka bir 8'in katı olan 56'yı veririz. O halde toplamları en çok 120 olur. A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere bütün katsayıları çarpımı negatif olan AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemlerine negatif denklem denir. Bakın örneğin x kare artı 2x eksi 1. Bakın bunun katsayısı 1. Buranın 2, 2, buranın 2 eksi 1. Çarptığımız zaman sıfırdan küçük. İşte bu bir negatif denklemdir. Buna göre negatif denklemlerin kökleriyle ilgili verilen maddelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle arkadaşlar bakın biz şunu biliyoruz. A çarpı B çarpı C kesinlikle negatif olmalı. Bu 1. Şimdi delta'ya baktığımız zaman bakın delta bize köklerin varlığıyla ilgili bilgi verirdi. Delta b kare eksi 4 ac idi. Şimdi biz bunun sıfırdan büyük, sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olma durumlarına bakmak zorundayız. Ama unutmayalım, bakın a çarpı b çarpı c kesinlikle ve kesinlikle negatiftir. Şimdi b sıfırdan büyük ise birbirinden farklı iki gerçek kök vardır. Bakın bu durumda b sıfırdan büyükse a ile c'nin çarpımı sıfırdan küçük.
Bakın o halde delta dikkat edersek b kare pozitif. Eksi bakın 4 çarpı şimdi a ile c de negatif olduğuna bakın bu kısım negatif. O halde burası pozitif olur. Gerçekten farklı iki kök bulunur. Şimdi ikinci maddede ise bakın c sıfırdan büyük ise şimdi eğer c sıfırdan büyük ise bakın b kare eksi 4 ac gerçek kök yoktur. Diyor ki bunun sıfırdan küçük olması gerekir. Öncelikle arkadaşlar bakın b kare her türlü pozitif. B'nin işaretini bilmiyorum. C de pozitif fakat A arkadaşlar belirsiz. Bakın bu maddeye göre de B bizim için doğru. İşareti bilmiyorum. C'nin işaretini bilmiyorum ama A ve B'yi bilmediğim için bunun kesinliği hakkında bir yorum yapamam. O zaman bu kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Üçüncü maddemizde ise bakın A sıfırdan küçük ise. Şimdi A sıfırdan küçük ise arkadaşlar B ile C'nin çarpımı kesinlikle pozitif olmalı. Fakat diskriminantta yani B kare eksi 4 AC. Bakın bunun sıfır olması gerekiyor. Şimdi A bizim için negatif. Fakat arkadaşlar C hakkında herhangi bir yorum yapamam. Çünkü A negatif fakat C pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Çünkü B kareden B'nin işaretini bulamam. O halde bunun hakkında kesinlik elde edemeyiz. Aradığımız cevap A seçeneği olur. 9. soruda x kare artı mx artı m eksi 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bakın bir eşitsizlik verilmiş. Buna göre m'nin alabileceği değerlerin bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar bakın kökler, toplam ve kökler çarpımını bulacağız. Bakın burada payda eşit dersek bu kısım x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. Bakın bu birden büyükmüş. Gelin önce buradan yazalım. Bakın x1 artı x2 dediğimiz ifade eksi b bölü a'dan eksem x1 çarpı x2 dediğimiz şey ifade c bölü a'dan m eksi 1 olur. Şimdi bakın buraya yazarsak bu kısım eksi m bölü m eksi 1. Bakın bir de karşı tarafa atarız. Çünkü eşitsizliklerde daima bir taraf sıfır olmalı. Bu ifade elde edilir. Bakın burada çarpma işlemi yaparsak eksi m artı 1 bölü m eksi 1. Yani bu ifade eksi 2m artı 1 bölü m eksi 1 olacak. Bakın burası sıfırdan büyük. Şimdi eşitsizlik tablomuzu çizersek. Bakın bir kökümüz 1 bölü 2. Diğer kökümüz ise 1. Bakın dahiliklerimiz yok. M'nin işareti eksi. Tek katlı kökte işaret değiştirdik artı. Tekrardan tek katlı kökte işaret değiştirdik eksi. Bakın soru bizden bu kısmı istiyor yani pozitif kısmı. O halde aradığımız cevap B seçeneği olur. ABCD birer tam sayı olmak üzere x kare eksi cx eksi 4b eşittir 0 denkleminin kökleri a ve b. X kare eksi ax eksi 4b eşittir 0 denkleminin kökleri c ve d'dir. Buna göre 1 bölü 4x kare eksi ax eksi b eşittir 0 denkleminin diskriminantının x kare artı cx artı d bölü 4 eşittir 0 denkleminin diskriminantına oranı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın ilk denklemde şimdi kökler a ile b ise kökler toplamı bakın a artı b dediğimiz ifade c'ye kökler çarpımı a ile c'nin çarpımı eksi 4d'ye eşittir. Bakın ilkinden bu geldi. Aynı mantıkla bakın ikinci de kökler toplamı yani c artı d dediğimiz ifade bakın a'ya kökler çarpımı c ile d'nin çarpımı ise eksi 4b'ye eşit olacaktır. Bakın elimizde bu şekilde iki tane denklemimiz var. Şimdi bu denklemin diskriminantının, bakın bu denklemin diskriminantının, bakın burada delta'ya bakarsak, delta 1 diyelim buna, bakın a kare eksi 4 çarpı, bakın eksi b çarpı 1 bölü 4, bakın 4'ler gider, eksiler gittiği için şuradan delta 1 dediğimiz şey arkadaşlar a kare artı b oldu. Bakın burada diskriminant 2 diyelim, bakın c kare eksi 4 çarpı d bölü 4 olacak. Yani delta 2 dediğimiz şey c kare eksi d olacak. Bakın soru bizden bunları istiyor aslında. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimiz vakit. Bakın kökler toplamı 1 ile kökler toplamı 2'yi bakın taraf tarafa toplasaydık. A artı b artı c artı d eşittir. A artı c olacak. Bakın şöyle a ve c giderse b eksi d'ye eşit olur. Bakın bu 1. Bakın benzer mantıkla buradaki ifademiz de bakın buradaki ifademiz var. Şimdi a çarpı b eksi 4d'ye, c çarpı d eksi 4b'ye
eşitmiş. Bakın bunları taraf tarafa bölseydik. A çarpı B bölü C çarpı D eşittir. Bakın eksi 4'ler gideceği için D bölü B'ye eşit. Şimdi arkadaşlar bakın B ile D zıt işaretli. O halde bunlar bakın giderse burada eksi 1. Bakın bunlar giderse yine eksi 1 kalır. O halde A bölü C'nin 1 olması lazım. Yani A ile C birbirlerine eşit. O halde bakın delta 1 bölü delta 2 dediğimiz ifade. Şimdi arkadaşlar bakın A kareyi yazdık. Artı B'yi yazdık. Şimdi C kare. C zaten A'ya eşitti. A kare oldu. Eksi D. Bakın eksi D yerine de B yazarsak artı B olur. O halde bunların oranı 1 gelecektir. İ kare eksi 1 olmak üzere Z eşittir 2 artı i karmaşık sayısı için bakın W reel Z çarpı 1 bölü imajiner Z eksi imajiner Z çarpı 1 bölü reel Z çarpı i karmaşık sayısı veriliyor. Buna göre bakın W'nun eşleniği eksi W'nun parantez eşleniği ifadesinin eşit aşağıdan hangisi? Bakın öncelikle Z'nin reel kısmı. Bakın o bizim için 2. Bakın bir de Z'nin imajiner kısmı yani i'li kısmının katsayısı, i'nin katsayısı buradan 1. O halde gelin W'yu yazalım. Bakın reel Z 2, 1 bölü, bakın imajiner Z 1, eksi imajiner Z 1, 1 bölü reel Z 2, i. Yani bu kısım 2 eksi i bölü 2 oldu. Bakın W'yu bulduk. W'nun eşleniğimiz ifade ise arkadaşlar, 2 artı imajiner kısmının zıt işaretlisi, yani i bölü 2. O halde bakın W'nun eşleniğinden W'yu çıkartırsak yani 2 artı i bölü 2'den bakın şu ifadeyi eksiye çarpalım. Buna eşit olur. Bakın burası da 2i bölü 2'den i gelecek. O halde bakın bu ifadeyi bulduk. Bize i'nin eşleniğini soruyor. Eşlenik kavramı imajiner kısmın zıt işaretlisidir. O halde aradığımız cevap eksi i olur. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesine tanımlı. Fx, ax kare eksi 4 ve gx eşittir bx eksi 2 fonksiyonları için f bileşke gx'in sıfırdan büyük eşit, g bileşke fx'in sıfırdan küçük eşit. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesine ait işaret tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre a ile b'nin toplamı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın denklemleri yazarsak yani f de gx'i yazarsak bakın bu bizim için a çarpı bx eksi 2'nin karesi eksi 4. Bakın g'de f'i yerine yazarsak bu ise bizim için b çarpı ax kare eksi 4 eksi 2 olacak. Şimdi işaret tablosunda bakın artı eksi de herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şimdi öncelikle bakın birinin pozitif diğerinin negatif olması gerekiyor. Bakın bu durumda bizler işaret olarak her ikisini de pozitifle başlasaydık. Bakın pozitif pozitif negatif. Pozitif pozitif olacaktı. Aynı şekilde bakın pozitif, negatif, negatif, negatif ve pozitif olması gerekiyor. Gerçekten bakın ilk denklemin pozitif ve ikinci negatif olduğu alanlar burası. O halde burası aslında f bileşke g için, burası ise g bileşke f için. O halde bakın katsayılarımızın her ikisinde yani a'nın da b'nin de pozitif olması gerekiyor. O halde bakın ilk denklemin kökleri 0 ve 2'dir. O halde bakın birincisinde x yerine 0 yazarsak arkadaşlar... Bakın a çarpı eksi 2'nin karesi eksi 4. Bakın bunun 0 olması lazım. O halde a buradan 1 gelecek. Bakın aynı mantıkla x yerine 2 yazarsak ve a 1 olduğu için 2b eksi 2'nin karesi eksi 4 eşittir 0. Bakın buradan 2b eksi 2'nin 2 olması lazım. O halde b eşittir 2 olur. O halde a ile b'nin toplamı 3 gelecektir. A ve B tam sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. G bileşke f'de a eksi b sıfırdan küçük, f bileşke g b'de artı a küçük sıfır olduğuna göre verilen ifadelerin hangileri doğru olabilir? Bakın arkadaşlar ilkinde f a var. Bakın f a dediğimiz ifade burada yani sıfır. G'de sıfır var. Bakın g kırmızı olan g'de sıfır ise 3. O halde 3 eksi b sıfırdan küçük. Yani B kesinlikle 3'ten büyük olmak zorunda. Bu 1. Bakın ikinci ise GB. Bakın GB bizim için 0. F'de 0 yine 3. Yani A artı 3 0'dan küçük. O halde A ise eksi 3'ten küçük olmak zorunda.
Bakın B burada 3'ten büyük olduğu için bakın 3 şurada bir yerde diyebiliriz. Bakın A eksi 3'ten küçük olduğu için bakın eksi 3 de şurada bir yerde diyebiliriz. Bu durumda bakın F'de eksi 3 bakın mavi çizgide eksi 3 bakın pozitif bir sayımız. G'de 2 bakın G'de 2 dediğimiz ifade şimdi bakın burada bir yerde yine. G'de 5 ise bakın G'de 5 ise negatif bir sayı. Bakın bu olabilir. Çünkü biz küsuratlarla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Sadece pozitif ve negatifine bakabiliriz. Bakın G'de 1, bakın G'de 1 pozitif. F'de eksi 2 pozitif. G'de 5 ise negatif. Bakın bu da olabilir. Şimdi G5, bakın G'de 5 negatif. Bakın G2, şimdi G2 ise pozitif. Bakın negatif bir sayı pozitif sayıdan büyük olmuyor diyor. Bu kesinlikle olamaz. O halde aldığımız cevap C seçeneğidir. Bir sorumuzda aşağıda Mehmet'in dik koordinat düzleminde çizdiği 3. dereceden bir polinom fonksiyon grafiği verilmiştir. Ayşe bu grafikten yararlanarak çizdiği başka bir 3. dereceden fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların apsisleri bakın eksi b bölü 2 ve a bölü 2 olarak belirlemiştir. Buna göre Ayşe 1, 2, 3 numaralı verilen fonksiyonlardan hangilerinin grafiğini çizmiş olabilir? Öncelikle arkadaşlar bakın önceden bakın kökümüz b ve eksi a. Yani ilk denklemde f'de b ile f'de eksi a sıfıra eşit. Bakın bu bir. Ola bakın birinci maddemizde şimdi 1 bölü 2 çarpı f eksi x verilmiş. Bakın benim köklerim eksi b bölü 2'ye a bölü 2. Örneğin a bölü 2'yi yerine yazarsam. Bakın 1 bölü 2 çarpı f'de eksi a bölü 2. Bakın bu sıfır olacakmış. Mümkün değil. Çünkü bakın buranın a olması lazım ya da eksi a olması lazım. Birinci madde olamaz. Bakın ikinci maddede f. Şimdi eksi 2x bakın eksi 2 çarpı a bölü 2 yerine koyarsam. Bakın burası f'de eksi a olur. Gerçekten bu kısım sıfıra eşit. Bakın eksi b bölü 2 yerine yazarsam. Eksi 2 çarpı eksi b bölü 2. Bakın bu ifade f'de b'ye eşit. Bu da sıfırdı. O halde birinci madde olmadı fakat ikinci madde olabilir. Son olarak üçüncü maddede. Bakın eksi f eksi 2 çarpı bakın x gördüğümüz yere a bölü 2 yazarsak. Burası eksi f a olacak. Eksi a olacak. Bakın bu da sıfırdır. Aynı mantıkla bakın f'de eksi 2 çarpı eksi b bölü 2. Bakın burada eksi var. Bu da bizim için eksi f b gelecektir. Bu da sıfıra eşit. O halde 3 de olabilir. Yukarıda eksi 5 ile eksi 1 kapalı aralığına tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. F bileşki fx ifadesinin en büyük değeri x eşittir m noktasında aldığına göre m'nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar bakın f bileşke fx'in en büyük değeri. Şimdi f'in en büyük değeri bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 olarak verilmiş burada. En büyük değerimiz burası. Yani f eksi 3'te en büyük değerini alıyor. O halde bakın buranın kesinlikle eksi 3 olması lazım ki f'de eksi 3 en büyük değer olsun. O halde soru bizden şunu istiyor aslında. Fx'i eksi 3 yapan m değeri hangi aralıklı? Bakın eksi 3'ümüz burada. Bakın kesikli çizgilerimizi takip edersek bakın şurada kesiyor. O halde bu nokta dikkat ederseniz eksi 5 ile eksi 4 aralığında. O halde m eksi 5 ile eksi 4 aralığında olacaktır. X ve y sıfırdan farklı birer rakamdır. K kümesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, L kümesi 1, 2, 4, 6 ve M kümesi X virgül Y olarak veriliyor. K bileşke M ile L bileşkenin kartezyen çarpımının eleman sayısı 40 olduğuna göre X çarpı Y en çok kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın kartezyen çarpımın eleman sayısını şöyle bulduk. S, K birleşim M ile bakın S, L birleşim M'nin çarpımı 40 olacakmış. Şimdi K'nın eleman sayısı da bakın 6 olarak verilmiş. Ve X de Y birer rakam olduğu için bakın burası en fazla iki eleman da farklı olsa 8 olmalı. Bu kısım ise en fazla 5 gelecektir. Bakın K birleşim M 8 elemanlı ise bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaten yazılı. O halde biz M'nin elemanlarından birini 9 seçebiliriz. Bakın diğeri ise 3'ten küçükse 2 olur. Bakın gerçekten sağlıyormuştu. K birleşim M bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan 8 elemanlı. L ile M'yi birleştirirsem bakın 1, 2 bir defa yazdık. 4, 6 ve 9 5 eleman.
O halde x9 y2 çarpımları en çok 18 olur. İki basamaklı AB ve BC doğal sayıları ile ilgili P önermesi AB artı BC toplamı çift, Q önermesi BA eksi BC farkı tek, R önermesi AB çarpı BC çarpımı tek. Önermeleri veriliyor. P ise R ve Q'nun değil ve P önermesi doğru olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Bakın V bağlacı doğruluğu veriyorsa eğer bu durumda ilk önerme yani P ise R'nin de doğru olması lazım. Q'nun değil ve P'nin de doğru olması lazım. Bakın bizler ikinci olan bileşik önermede bakın Q'nun değil ve P1 ise bakın burada 1, bu kısımda 1. O halde P kesinlikle 1 olmalı. Bakın Q'nun değil 1 ise Q kesinlikle 0. Bakın burada P1 ise bağlacında bu R 0 olsaydı 0 olurdu. O halde R'miz de kesinlikle 1 olmalı. Demek ki P doğru, Q yanlış ve R doğru. Şimdi R doğruyken AB ile BC'nin çarpımı tekse arkadaşlar B ile C'nin çarpımı kesinlikle tek. Bu durumda B de tek olmalı. C de tek olmalı. Şimdi AB artı BC. Bakın gerçekten B ile C'nin her ikisi tek olduğu için toplamları çifttir. Bakın bu zaten çıkıyor. İkinci madde. Bakın tektir diyor bu yanlış. O halde A ile C'nin farkı kesinlikle çift olmalı. Şimdi bakın B tek, C tek. C tek olduğu için A da kesinlikle tektir. Bakın hepsi tek. O halde her birine teker teker 1, 1, 1 veririm. Toplamları en az 3 olur. Px ve Qx katsayılar toplamı birden farklı olan polinomlar olmak üzere. Px artı Qx bölü Qx eşittir Px eşitliği veriliyor. Buna göre Px eksi 1 bölü Qx eksi 1 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öncelikle arkadaşlar bakın burada içler dışlar yaparsak harflendirmelerde x'leri yazmayacağım. Yani P artı Q dediğimiz ifade aslında P çarpı Q'ya eşit. Bakın teker teker önce P'yi karşı tarafa atarsak Q eşittir. Bakın P çarpı Q eksi P. Bakın Q eşittir. P parantezinde Q eksi 1. Bakın her tarafı P'ye bölersek bu durumda Q eksi 1 eşittir. Q bölü P olacak. Bakın paydayı bulduk. Q bölü P. Bakın benzer mantıkla buradaki işlemde biz P'yi atmıştık. Şimdi ise Q'yu atalım. Bakın Q'yu atarsak P eşittir. P çarpı Q eksi Q olacak. Bakın P eşittir. Q parantezinde P eksi 1. Her tarafı P eksi 1'e böler. Q'ya bölersek pardon. P bölü Q eşittir. P eksi 1 oldu. Bakın bunu da bulduk. O halde yerine yazalım. Bakın P bölü Q bölü Q bölü P oldu. Bakın burası da P'nin karesi bölü Q'nun karesi olacak. Bu da eksi yanlış olarak verilmiş. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Px bir polinom olmak üzere her x gerçek sayısı için px eksi p eksi x eşittir x eşitliği sağlanmaktadır. A sıfırdan farklı tam sayı olmak üzere px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan a olduğuna göre px polinomu aşağıdakilerden hangisiyle kesinlikle tam bölünür? Şimdi px'in x eksi a ile bölümünden kalan bakın x eksi a sıfır ise x yerine demek ki a yazmamız lazım. O halde P'de x yerine a yazarsak P a eşittir a olarak verilir. Bakın bu bize verilen bilgi. Şimdi verilen ilk denklemde x yerine a yazarsak bakın P a eksi P eksi a. Bakın burası a'ya eşit. Şimdi P a ile a eşit olduğundan P eksi a'nın sıfır olması lazım. Demek ki Px'in tam bölünmesi için bakın buraya eksi a yazmamız lazım. Bakın bu olmaz, bu olmaz. Bakın C olan ifademizde x artı a'yı sıfıra eşitlersek x yerine eksi a yazmamız lazım. O da burada verilen koşulumuzu sağlar. Aşağıda sıfırdan farklı a, b, c sayılarının doğal ve onluk tabanlara göre değerleri verilmiştir. Buna göre bir ifade verilmiş. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bakın tabanımız e, sayımız ise a iken yani logaritma e tabanında a 2 ise a dediğimiz ifade e'nin karesi. Bakın aynı şekilde logaritma 10 tabanında b 3 ise
B dediğimiz ifade 10 üzeri 3. Bakın aynı işlemi C için de yaparsak C dediğimiz ifade 10 üzeri 4 olur. Şimdi yine arkadaşlar bakın A tabanında B, C tabanında B. Bakın bunları düzenlemeye çalışalım. Şimdi A tabanında B. Bakın A e kare, B ise 10 üzeri 3. Bakın logaritma e kare tabanında 10 üzeri 3 artı logaritma 10 üzeri 4 tabanında 10 üzeri 3 bölü, burayı çarpımı ayrı ayrı toplam olarak yazalım. Logaritma B tabanında A. Bakın B tabanında A. Yani 10 üzeri 3 tabanında e kare artı logaritma 10 üzeri 3 tabanında 10 üzeri 4. Bakın burası 3 ve 2'yi başa attığımız için 3 bölü 2 çarpı, bakın logaritma E tabanında 10, bu zaten elen 10 olur. Artı bakın bu kısım 3 bölü 4. Burada ise bakın 2 bölü 3 çarpı logaritma 10 tabanında E. Bakın burada E tabanında 10 vardı, 10 tabanında E. Yani tam tersi. O yüzden biz buraya 1 bölü elen 10 diyelim. Artı 4 bölü 3. Şimdi bakın arkadaşlar üst tarafta 3 bölü 4 parantezini alırsak 2 tane elen 10 artı 1 geldi. Bakın bölü alt tarafta ise 2 bölü 3 parantezini alırsak bakın bu kısım 1 bölü elen 10 artı 2 olacak. Şimdi gelin buradan düzenleyerek ilerleyelim. Bakın birincide 3 bölü 4 çarpı 2 tane elen 10 artı 1 bölü bakın 2 bölü 3 çarpı bakın bu kısım 2 elen 10 artı 1 bölü bakın elen 10 oldu. Bakın burada 2 elen 10'lar gider. Düzeltme işlemi yaparsak 3 bölü 4 çarpı bakın 3 bölü 2 çarpı elen 10 olacak. Bu da 9 bölü 8 çarpı elen 10 olur. Aşağıda bir park alanından girişinde bulunan otomatik kapı sisteminin kapalı ve açık haldeki iki farklı görüntüsü verilmiştir. Buna göre genişlikleri sırasıyla logaritma 5 tabanında 80, logaritma 6 tabanında 128 ve logaritma 3 tabanında 38 birim olan ABC açılarından hangileri park alana giriş yapabilir? Bakın arkadaşlar 3 tabanında 250. Öncelikle 250'yi 3'ün kuvvetleri biçiminde yazmak istersek. Bakın 3'ün 5. kuvveti 243 iken 3'ün 6. kuvveti ise 250'den büyük. O halde bakın buranın tamamının uzunluğu 5 ila 6 birim arasında bir yerde. Şimdi bakın şu kısım bizim için açık kısım. Yani geriye doğru çekilmiş kısım. Bunun da uzunluğu belli. O halde bakın bütün uzunluktan bunu çıkartmamız gerekiyor. Şimdi logaritma 4 tabanına 20. Bakın 20 sayısı da 4'ün karesi ile 4'ün küpü arasında. Bakın bu durumda bu uzunluğumuz da bizim için 2 ile 3 arasında bir sayı. Şimdi bakın aradaki bağlantıya bakarsak o zaman bizim aradığımız cevap 3 gibi bir şey olmak zorunda. Şimdi 5 tabanında 80. Bakın bu 2 ile 3 arasında. O halde bu her türlü geçer. Bakın 6 tabanında 128. 128 6'nın karesi 36. Küpü ise 216 olduğundan bakın bu ifade de 2 ile 3 arasında. O halde 1 ve 2 geçer diyebiliriz. Aradığımız cevap da seçeneğidir. AN bir sona dizinin genel terimidir. AN logaritma 4 tabanında n artı 5 eşitliği veriliyor. Bu dizinin elemanlarından yalnızca 6 tanesinin rasyonel sayı olduğu bilinmektedir. Buna göre bu dizinin eleman sayısı en çok kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın AN düzenlersek bakın 4 dediğimiz ifade 2'nin karesi. O halde AN aslında 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında n artı 5 oldu. Şimdi bakın n yerine 1 yazdığımız takdirde A birliğimiz ifade 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 6. Mesela A2'yi yazdığımız zaman 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 7. Bakın hep bu 6 ile şeklinde devam edecek. Şimdi o kadar rasyonel olması için üstte yazılan sayıların 2'nin kuvveti olması gerekiyor. Bakın 6'dan büyük olan 2'nin kuvvetlerini yazalım. Örneğin 8. Sonra 16. 32. 64. 128. Ve 256. Bakın şu anda 2'nin kuvvetlerini yazdığımız zaman 6 tane olacak şekilde var. Şimdi bizler 512'yi yazmış olsaydık bakın bu 7. olacaktı. Bizden sonra en çoğu istediği için arkadaşlar biz 512'yi yazmayız. En son yazacağımız terim AK dersek bakın burası 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 511 yazabiliriz. Bakın en çok bu.
O halde terim sayısında bakın üstlerden gidelim. Bakın en son 511, ilkinde 6 bölü artış miktarı artı 1. Buradan da 506 olarak karşımıza çıkar. AN ve BN ortak farkları 2 olan aritmetik düzler olmak üzere A1M ve B5P bilgileri veriliyor. AN dizisinin ilk 10 teriminin toplamının BN dizisinin ilk 5 teriminin toplamına oranı 2 olduğuna göre P-M farkı kaçtı? Bakın öncelikle AN dizisi için SN dersek bakın. Soru bizden S10'un istiyor. Bakın ilk 10 terimin toplamı. Bu da 10 bölü 2 çarpı 2 tane A1 artı 9 tane D'ydi. Şimdi bakın yazmak istersek 10 bölü 2'den burası 5 çarpı 2 A1. Bakın A1M'ydi zaten 2M. D de bizim için ortak fark 2 idi. Yani 18. Bakın bu AN için. Şimdi BN için de aynı şekilde S5'i yazmak isteseydik. Bakın burası 5 bölü 2 çarpı. Bakın bizim için burada 2A1, 2B1 pardon. 5 eksi 1'den 4 tane D yazacağız. Bakın burayı düzenlemek istersek 5 bölü 2 çarpı bakın 2 tane B1 artı şimdi 4 tane D. Bakın D'miz 2 idi, bu kısım 8. Şimdi ilkinin ikinci oranı 2'ymiş arkadaşlar. Bakın öncelikle oranlamadan önce. Bakın B1 bulmak istersek. Bakın B5 dediğimiz şey B1 artı 4D'ydi. Bakın bu da B1 artı 8'dir. Bu P'ye eşitmiş. O halde P-8 dediğimiz ifade B1'e eşittir. Bakın B1'i de bulduk. O halde bakın ilkini, ikincisini oranladığımız zaman bakın 5'ler gider. Ve 1'in ikinci oranı 2 olduğundan aslında 2M artı 18'in bakın 2B1, B1 ile çarptığımız için 2P eksi 16 artı 8'e oranının 1 olması gerekiyor. Bakın bu da bölü 2 olduğundan dolayı. O halde işler dışlar yaparsak 2M artı 18 eşittir 2P eksi 8. Bakın P eksi M istediği için M'yi karşı tarafa 8'i karşı tarafa atarsak 26 eşittir. 2 parantezinde P eksi M 2'ye bölersek P eksi M 13 olur. Aşağıda antik bir dokuma aleti ile ilgili bilgiler veriliyor. İp önce birinci çubuğa 3 ilmek, ikinci çubuğa 5, üçüncü çubuğa 7 ilmek olacak şekilde en eksi birinci çubuğa kadar ilmek atılarak ilerleniyor. Daha sonra eninci çubuktan itibaren sola doğru eninci çubuğa 3, en eksi 1'e 5, en eksi 2'ye 7 ilmek olacak şekilde ikinci çubuğa kadar ilmek atılarak ilerleniyor. Birinci çubuğa ilmek 10. kez atıldığında ise dokuma bitmiş oluyor. Bu dokumada toplam 1939 ilmek kullanıldığına göre n kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya 3 tane attık. Bakın 5, 7 bu şekilde ilerledik. Bu 1. Sonra geriye doğru attık. 2. Bakın tekrardan 1 numaraya 3 tane attık. İlerledik geri döndük. Bir daha 3 tane attık. Bakın ilerledik geri döndük. Ve burada bittik. Buraya bir tane daha koyunca bakın 10 tane atmış oluyoruz. Yani aslında bizler 3 tur atıyoruz ve bir tane kalıyor. O halde bakın 1939'dan bir çıkartırsak aslında bakın bu 3 turun her birinde 1900 toplamda 1938 tane ilmek atarız. Bakın burada hep 3, 5, 7 devam edecek. N eksi 1'e kadar. Bakın burasının toplamı N eksi 1'in karesi eksi 1 olması gerekiyor. Fakat bakın bir ilerleyip bir geri döndüğümüz için 2 defa ilerliyoruz. 3 tur olduğu için 6 defa. O halde bizler 1938'i 6'ya böleceğiz. Bakın bu durumda n eksi 1'in karesi eksi 1. Bakın sağ taraf bizim için 323. Bakın bu durumda n eksi 1'in karesi eşittir 324. O halde n eksi 1 eşittir 18. Yani n eşittir 19 olacaktır. Mayın tarlası tek kişilik bir mobil oyundur. Bu oyunda bir dikdörtgen tarla eş birim karelere ayrılmıştır ve bazı karelerin içinde mayın vardır. Başlangıçta tüm kareler kapalıdır. Bir karenin üzerine tıklanarak o kare açılır. Oyunun amacı mayın olmayan tüm kareleri açmaktır. Bu oyunda içinde mayın olmayan bir kareye tıkladığınızda o karenin içinden bir rakam çıkacaktır. Çıkan rakam bu kare ile sınır komşusu olan karelerin kaç tanesinde mayın olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin bakın 4 numara verilmiş.
Yandaki durumda kırmızı karelerin 4 tanesinde mayın vardı. Oyunu bu kurallara göre oynayan bir oyuncu oyunun son kısmında tarlanın aşağıda verilen kısmına karşı karşıya kalmıştı. Buna göre bu durumda mayınlar kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Bakın 3 ve 1 verilmiş. Şimdi 1 ve 3'ün ortağı bakın şu 3 tane noktamızda ortak var. O halde bakın arkadaşlar bu üçünden herhangi birinde mayın olursa bakın 3'ün birlisi. O halde bakın 1'in sağında olamaz. 3'ün üst, alt ve solundaki 4 tane kutudan ikisinde olabilir ki toplamda 3 olsun. Artı bakın bu üçünde eğer hiç olmazsa o halde bakın ya burada ya burada olmak zorunda bir numaradan dolayı yani 2'nin birlisi çarpı bakın burada olmadığı için geri kalan 4 tane bölgeden 3 tanesinde olacaktır. Bunu bakın 3'ün birlisi 3, 4'ün ikilisi 6, 2'nin birlisi 1, 4'ün üçlüsü 4. Buradan da 18 artı 8'den aradığımız cevap 26 olur. Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bulunduğu 8 takım bir turnuvada ikişerle eşleşerek maçlar yapıp yenen takımlar 4'ü yarı finale çıkacaktır. Yarı finalde yine ikili eşleşerek galip gelen takımlar finalde karşılaşıp finalde galip gelen takım turnuvanın şampiyonu olacaktır. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın finale katılıp turnuva şampiyonluğunun Fenerbahçe olma olasılığı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın 8 takım olduğu için normal koşullarda Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı 1 bölü 8'dir. Fakat Galatasaray'ın da finale çıkması gerekiyor. Bakın finale çıkacağı için Fener'i saf dışı bırakalım şu anda. Eğer Fener saf dışı kalırsa bakın Galatasaray'la beraber 7 takım kalır. O halde Galatasaray'ın sanki Fener olmadan şampiyon olma durumu bakın 1 bölü 7'dir. Yani aslında finale Fener'in şampiyon olma olasılığı 1 bölü 8, Galatasaray'ın ise finale çıkma olasılığı 1 bölü 7'dir. O halde buradan 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 7'den aradığımız cevap 1 bölü 56 olur. Yukarıdaki dikdörtgen prizmanın köşelerini köşe kabul eden üçgenler çizilecektir. Buna göre çizilen üçgenlerden kaç tanesi prizmanın içinde kalır? Şimdi arkadaşlar bakın yan yüzeylerden herhangi bir nokta alalım. Bakın bu noktamızı alalım. Şimdi yan yüzeyimizi bizim dikkat ederseniz 4 tane köşemiz var. Şimdi biz üçgen oluşturmak için karşı yani bu önde bulunan yüzeyin karşısına geçmek zorundayız. Şimdi mesela buradan da bir nokta aldığımızı düşünelim. Şimdi her nokta için ayrı ayrı vereceğiz. Bakın arkadaşlar bu üçgenin bir kenarı olsun. Şimdi karşı tarafa geçtiğimiz zaman bakın burayı alamam. Çünkü aynı yüzeyde olduğu için içeride kalır. Burayı alamam. O halde bakın bir burası, bir burası. Bakın ikisinden birini almak zorundayım. O halde bakın seçmiş olduğumuz ikililer için ikinin birlisi gibi bir durum vardır. Çarpı. Şimdi arkadaşlar bakın burada aldığımız o halde 1, 2, 3 ve 4 nokta. Bakın bu 4 noktadan ise biz 2 tane seçmeliyiz. Şimdi bu bakın tabanı burada seçtiğimiz zaman oluşan durum sayısı. Tabanı karşı tarafta alırsak o halde bunu da 2 ile çarpmak zorundayız. Bakın 2'nin birlisi 2, 4'ün ikilisi 6 ve çarpı 2'den aradığımız cevap 24 olur. 28. sorumuzda bakın bir trigonometrik ifade var ve bu ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın üstte kosinüs 4. dereceden 10, kos kare 10 ve sin kare 10 var. Şimdi arkadaşlar bu sin kare 10'u bizim bir defa kosinüse çevirmemiz gerekmekte. Bakın biz şuradaki ifade yerine bakın 1 eksi kosinüs kare 10 yazabiliriz. Durumda bakın 8 tane kosinüs 4. dereceden 10. Eksi 7 tane kos kare 10 var. Bir tane de buradan olduğu için 8 tane kosinüs kare 10 artı 1. Gelin burada bakın ilk iki ifadede 8 kosinüs kare 10 parantezini alırsak bakın bu durumda kosinüs kare 10 eksi 1 olacak. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu gördüğümüz ifade aslında eksi sinüs kare 10 olur. Bakın şurada artı 1'imiz var. Bunu unutmuyoruz. O halde bakın şu ifade eksi 8 çarpı kosinüs kare 10 çarpı sinüs kare 10 olur. Şimdi arkadaşlar bakın burada kare kare olduğu için bizler bu eksi 8'i parçalayalım. Misal bakın eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı bakın kareleri de parçalayabilirsiniz. Şimdi kosinüs 10 çarpı sinüs 10 çarpı tekrar kosinüs 10'a sinüs 10.
Şimdi ifadeye dikkat ederseniz, bakın 2 kosinüs 10 çarpı sinüs 10 bizim için sinüs 20'dir. Bakın aynı mantıkla 2 çarpı kosinüs 10 çarpı sinüs 10 yine sinüs 20. Bakın burada yine artı 1'imiz var. Unutmayalım buradaki artı 1'imizi de. Bakın burası eksi 2 tane sinüs kare 20 artı 1 gelir. Bakın bu ifade yarım açı formüllerinden kosinüs 40 olacak. O halde bakın bizim aradığımız bu ifade aslında kosinüs 40 bölü sinüs 25'e eşit oldu. Bakın kosinüs 40 yerine sinüs 50 yazabiliriz. Bakın bizler sinüs 50 ile yarım açıdan 2 tane sinüs 25 çarpı kosinüs 25 olarak yazabiliriz. Bölü, bakın alt taraf yine sinüs 25. Bakın sinüs 25'ler sadeleşir. O halde aradığımız cevap 2 kosinüs 25 olur. 29. sorumuzda sinüs 2x eksi y 12 bölü 13, kosinüs 2x artı y ise 4 bölü 5. Şimdi arkadaşlar soru bizden kosinüs 4x istiyor. Öncelikle sinüs ve kosinüs bakın verilen açılar için bir dik üçgen çizelim. Şimdi bakın şöyle çizdiğimiz vakit, bakın burası bizim için 2x eksi y olsun. O halde bakın burası 12, şu kısım 13 ve bu kısım 5. Bakın benzer mantıkla bir de 2x artı y için çizelim. Bakın şu kısım 2x artı y olsun. Durma bakın kosinüs dediği için komşu 4, hipotenüs 5 ve burası da 3 oldu. Şimdi soru bizden kosinüs 4x'i istiyor. Bakın arkadaşlar biz 4x yerine aslında bakın 2x artı y ile 2x eksi y'nin toplamını yazabiliriz. O halde bakın kosinüs 4x yerine aslında bizler 2x artı y ile 2x eksi y'yi bu şekilde yazarız. Bakın burası bizim için toplam fark formülünü hatırlayın bu kısım kosinüs kosinüs olacak eksi sinüs sinüs olacak. Şimdi ifademize geçersek bakın kosinüs 2x artı y birinci üçgenden kosinüs 2x artı y 4 bölü 5 çarpı sonra kosinüs 2x eksi y. Bakın ilk üçgenimizden burası da 5 bölü 13 olacak. Eksi sinüs 2x artı y 3 bölü 5 olur. Sonra sinüs 2x eksi y o da 12 bölü 13 olur. Bakın üst taraf 20 eksi 36 bölü 65. O halde aradığımız cevap eksi 16 bölü 65 olur. Duran bir otomobilin ideal fare ayarı aşağıda verilmiştir. Aracın 1 metre uzaklığındaki ideal merkezi B olup B merkezli yarım daire şeklindeki ideal aydınlatma bölgesinin yarıçapı BC olmak üzere BC uzunluğu bölü bakın DC yayı eşittir 1 bölü 6 sinüs alfadır. Buna göre ideal aralık alanı ile ideal aydınlatma bölgesinin alanları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın A merkezinden dikkat ederseniz 1 metre uzaklık. O halde bu kısım 1. Şimdi bakın dik üçgenimiz olduğundan arkadaşlar bakın karşı bölü komşu tanjanttır. O halde BC uzunluğumuz tanjant alfa. Bakın şuradası bizim için tanjant alfa oldu. Şimdi DC yayı bakın burası bir yarım daire. Normalde daire uzunluğumuz 2 pi r'ydi. Bakın burası pi çarpı r. R'miz de tanjant alfa. Bakın burası bizim için DC yayıdır. O halde arkadaşlar bakın burası da bölü pi çarpı tanjant alfa olacak. Bakın tanjant alfalar gider. O halde 1 bölü pi 1 bölü 6 sinüs alfaya eşit. O halde 6 çarpı sinüs alfa dediğimiz ifade aslında pi'ye eşitmiş. Bakın bu bize soru vermiş. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın bir yarım daire var. Şimdi yarım dairenin alanı arkadaşlar pi r kareydi. Bakın pi gördüğümüz yere 6 sinüs alfa. R kareydi onun yerine tanjant kare alfa yazıyoruz. Bakın yarım daire olduğu için bölü 2. Bu bitti. Artı bir de bakın burada bir üçgenimiz var. Şimdi bakın bu kısım da tanjant alfa olduğundan taban 2 tanjant alfa, yükseklik 1. O halde 2'ye bölersek bu kısım da tanjant alfa oldu. Şimdi arkadaşlar bakın üst tarafı düzeltirsek 6 çarpı sin küp alfa bölü 2 kosinüs kare alfa oldu. Artı sinüs alfa
bölü kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar bakın, burada payda eşitlersek, yani burayı 2 kosinüs alfa ile çarparsak, bakın üst taraf 6 sinüs küp alfa artı, bakın 2 sinüs kosinüsten burası sinüs 2 alfa oldu. Bölü bakın 2 kos kare alfa. Şimdi 2 kos kare alfayı da bakın yarım açıya düzeltelim. Şöyle renkli kaleme geçersek. Bakın bizler şunu biliyoruz. Kosinüs 2 alfa dediğimiz şey 2 kosinüs kare alfa eksi 1'di. O bakın bunun üzerine artı 1 eklersek bakın bunu elde etmiş oluruz. O halde aradığımız cevap 6 sin küp alfa artı sinüs 2 alfa bölü kosinüs 2 alfa artı 1. Aradığımız cevap A seçeneğidir. 31. soruda 0 küçük teta küçük pi olmak üzere 1 eksi sin kare teta kök içerisinde eşittir sinüs 40 eşitsizliğini sağlayan teta değerlerinin toplamı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar bakın 1 eksi sin kare teta dediğimiz şey aslında kos kare tetadır. Bakın bu kök içinde. Şimdi normalde kök ile kare birbirini götürünce içerideki ifade mutlak değerli çıkar. Şimdi derseniz sıfırla 180 derece arasında, yani birinci bölgede de olabilir, ikinci bölgede de olabilir. Bakın sinüs 40 bizim için pozitif, unutmayalım. O halde iki durumları açalım. Yani ya kosinüs teta gerçekten sinüs 40'a eşittir ya da kosinüs teta dediğimiz ifade eksi sinüs 40'a eşittir. Bakın bu durumda kosinüs teta sinüs 40'a eşitse, bakın bunda sinüsteki ifadeyi kosinüse çevirelim. Burası kosinüs 50 olur. O halde teta açımız 50 derece gelecektir. Bakın bu bir. İkinci olarak kosinüs teta bakın eksi sinüs 40'a eşit. Düzeltelim onu da. Bakın eksi sinüs 40'ı da biz kosinüs bakın 90 artı 40 olarak yazabiliriz. Bu durumda kosinüs teta aslında kosinüs 130 dereceye eşit. Bu durumda teta ifadesi 130 derece olur. O halde bakın teta'nın alabileceği değerler toplamı 180 derece olur. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Bir ABC eşkenar üçgeninin BC tabanı üzerinde D eleman BC alındığında BD eşit 6, CD eşit 2 birim oluyor. D noktasının AC kenarına göre simetriği E noktası iken AB kenarına göre simetriği F noktasıdır. Buna göre EDF üçgenin alanı kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar şöyle üçgeni de çizelim öncelikle. Bir eşkenar üçgenimiz var. Şimdi biz de bakın B ve C'yi burada işaretleyelim. A ise tepede olsun. Şimdi BD 6 birim, CD 2 birim. Bakın şurada bir yerde işaretleyelim. 6'ya 2 ve D noktamız burası. Şimdi AC'ye göre simetriği E noktası. Bakın simetriğimizi aldık. Şimdi bu kısım 60 ve bu kısım 90 olduğundan 90'ın karşısı 2 ise bakın 30'un karşısı 1 ve bu kısım kök 3. O halde bu kısmın da kök 3 olması lazım. Bakın bu kısım da 30 dereceydi. AB'ye göre simetrisini alırsak bakın yine aynı şekilde bu kısım 60, bu kısım 90 olduğundan bakın bu kısım 3 kök 3 ve simetri kuralı gereği bu kısımda 3 kök 3. Bakın F de burası. E ise burası. Bakın bu kısım da 30. O halde arada kalan açımıza dikkat ederseniz tamamı 180 olacağına aradaki açımız 120. Bakın bir kenarımız 2 kök 3. Sinüs olan formülüyle bakın 1 bölü 2. Bir kenar 2 kök 3. Diğer kenar 6 kök 3. Ve sinüs 120. Sinüs 120 de zaten kök 3 bölü 2. Bakın ikiler gider. Kök 3'e kök 3'ü çarparsak 3. 6'yı 2'ye böldük. 3. O halde 3 kere 3'ten aradığımız cevap 9 kök 3 olur. Aşağıda yere dik AB direği üzerindeki K noktasını dönebilen CD uzunluğunda turnike sistemi gösterilmiştir. CD AB'ye dik, 2CK KD'ye 26 metre. Buna göre D noktası saat yönü dönerek direğe 2 metre yaklaştığında C noktası yerden kaç metre uzaklaşmış olur? Öncelikle arkadaşlar bakın bu bir dik. Şimdi 26 birimimiz var ve saat yönü dönüyor. Bakın saat yönü dönerse bu aşağı doğru gelecek. Bakın bizim için diyor ki 2 metre yaklaştığında. Bakın uç kısmımız şu şekilde çizdiğimiz zaman bakın D noktamız şurada. Bakın normal koşulda direğe olan uzaklığımız 26 iken şu anda ise bakın buraya olan uzaklığımız 24 birim. Bakın bu çubuk uzunluğumuz değişmediği için bu kısım 26 olur. Bakın burada özel bir üçgenimiz var. Bakın dikkat ederseniz 5, 12, 13 üçgenin iki katı.
Aynı mantıkla arkadaşlar, bakın bu doğrusu olacağından, bakın çizeriz bu şekilde. Bakın uzaklığımız burası. Bakın bizim için şu kısım 13. Şimdi 1'e 2 oran olduğuna bakın, bu kısım 24 ise bu kısım yarısı 12. O halde bakın şurada bir uzunluğumuz kalacak. Burası ise 5, 12, 13 üzeri üçgeninden 5 olur. Demek ki CD turnikesindeki C köşesi yerden 5 metre uzaklaşmış olur. ABC üçgeni CD boyunca katlandığında A köşesi A üssü noktasına gelmektedir. A üssü noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre ABC yani X kaç derece? Bakın arkadaşlar, katlama olduğu için bakın A üssü bizim çevrel çemberin merkezi. O halde bakın A ile A üssü, B ile A üssü ve aynı şekilde bakın A üssü ile C, bakın bunların üçü de birbirlerine eşit olmak zorunda. Şu şekilde işaretlememizi yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın, aynı zamanda A üstü C kenarı ile AC kenarı da birbirlerine eşittir. Bakın burada bir eşkenar üçgen oluştu. O da bakın bu kısım 60, bu kısım 60 ve bakın bu kısım da 60. Bizim için katladığımızdan dolayı aslında buralar 30'a 30 olmak zorunda. Bakın A, B, A üstü üçgeninde bakın şuraya bir A dersek bu kısım A. B A üssü ile A üssü C eşit olduğundan buraya B dersek bu kısım B. Şimdi gelin ABC üçgeninde iç açıların toplamını yazarsak 2A artı 2B artı bakın 60 buradan 60 da buradan 120, toplamları 180 olacak. Bakın 120'yi karşı tarafa atarsak iki parantezinde A artı B 60. O halde A artı B eşittir 30 olur. Bu durumda bakın x zaten a artı b'ydi. Aradığımız cevap d seçeneği olur. Bir de o merkezli AB çaplı yarım daire şeklindeki bir kağıt parçası verilmişti. Bu kağıt parçası CD boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'de CD ile AB paralel olduğuna göre x kaç derecede? Şimdi arkadaşlar bakın, katlama işleminden önce bakın bizler şu şekilde birleştirme işlemini yapmamız lazım. O yüzden bakın şu şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın O'dan bakın en üst noktamıza birleştirirsek bakın bu bizim için bir yarı çap. Ve ikiye katlandığında eşit olduğundan bakın bu kısımda bu kısım eşit. Bakın bizim burası yarı çap 2 birim oldu. O halde arkadaşlar bakın bizler O ile D'yi birleştirdiğimiz vakit bakın burada 1'e yani şuralara biz AA dersek bakın bu kısım 2A 1'e 2 oran oldu. O halde arkadaşlar bakın bu kısım 60. Ve şu kısmın tamamının 30 olması gerekiyor. Benzer şekilde arkadaşlar bakın şunu birleştirirsek şu kısım 30 olacaktır. Bakın 30 olduğundan ötürü bakın şu kısım 120. Şimdi bu kısım 2x ve bu kısım 2x çevre açıdan. Bakın üstte çizmiş olduğumuz yayın tamamı ise 120 olacak. O halde 2x 2x daha 4x artı 120 eşittir 180. Bu durumda arkadaşlar 4x eşittir 60. 4'e bölersek x eşittir 15 olur. Yukarıda bir açı ölçer verilmiştir. Bu açı ölçer üzerinde 0'dan 180 dereceye kadar eşit aralıklı bir ölçeklendirme yapılmıştır. Düz bir zemine bu açı ölçer ile bir yay çizilip 30 derece ile 90 derecenin olduğu noktalar birleştirilip uzunluğu 6 kök 2 birim olan bir çizgi çizilmiştir. Buna göre 20 derece ile 110 dereceyi birleştiren bir çizgi çizildiğinde bu çizginin uzunluğu kaç birim olur? Şimdi arkadaşlar bakın, ilk şeklimizde 30 derece ile bakın bizler 90 derece arasında bir çizgimizi çizelim şu şekilde. Şimdi bakın bu kısım bizim için 60 derecelik bir fark var. Bakın merkezimiz burada olsun. Bakın şu şekilde birleştirdiğimiz vakit. Şimdi bu açımız 60 derece ve bunlar yarıçap olduğundan bakın bu bir eşkenar üçgendir. Yani bu kısım da 60, bu kısım da 60. O halde bizim yarıçapımız 6 kök 2 birim gelecek. Şimdi ikinci şekilde ise bakın 20 ile 110 arası 90 derece. Şimdi bizim merkezimiz burada. Bakın birleştirirsek bakın 20 ile 110 arası 90 derece ve yarıçapımız 6 kök 2 birim. İkizkenar da olacağından ötürü bakın burası 45 45 90. O halde 6 kök 2'nin kök 2 katından bu çizgi 12 birim olur. Alanın 81 birim kare olan ABCD karesinin içine kenarlarına teğet bir daire çiziliyor. Daha sonra her bir köşede ikişerli olarak birbirine teğet 3 eş daire çizilmiştir.
Bu dairelerin kareye ve büyük daireye temas ettiği noktalar teğet noktalar olduğuna göre küçük dairenin alanları toplamı kaç birim karedir? Bakın karenin alanı 81 ise bakın bizim için bir kenarımız 9 birim olmalı. Şimdi o halde arkadaşlar bakın merkezimizle bakın birleştirme işlemi yaparsak şu şekilde. Bakın 2'ye böleceğimizden yarıçapımız aslında 9 bölü 2'ye 9 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar bakın merkez üzerinden bakın teğet olan şuradaki çemberimize bakın bir birleştirme işlemi yapalım. Şimdi küçüklerin yarıçapına R dersek bakın şurada bir 3R olacak. Bakın şu kısım da R. Şimdi bakın şuradan şöyle birleştirirsek bakın dikliğimiz var. Ve bu kısım R. Şimdi tamamı 9 bölü 2 idi. O halde burası 9 bölü 2 eksi R. Bakın yine aynı şekilde şu kısım 9 bölü 2 idi. 3R çıkartırsak bakın şu uzunluğumuz 9 bölü 2 eksi 3R. Bakın burası da bizim için 9 bölü 2 artı R olacak. Gelin bakın şurada güzel bir Pisagorumuz var. Bakın 9 bölü 2 eksi R'nin karesiyle 9 bölü 2 eksi 3R'nin karesi eşit olacak. 9 bölü 2 artı R'nin karesine. Arkadaşlar burada uzun uzun açabilirsiniz. Bakın özel olarak burası 3, 4, 5 üçgenidir. Bunlar R bizim için 1 bölü 2 gelecektir. Bununla bize alanları sormuştu. Bakın 12 tane mavi dairemiz var. O halde 12 çarpı pi çarpı R kare. Bakın R kare de 1 bölü 4. O halde alanlar toplamı 3 pi olur. Köşe koordinatları A virgül B C virgül D ve orijin olan bir üçgenin alanı 1 bölü 2 AD eksi BC formülüyle hesaplanır. A ve D noktaları D1 doğrusu y eşittir 2x, B ve C noktaları y eşittir x bölü 2 doğrusu üzerinde olan ABCD dörtgeni çizilmiştir. A, D, B ve C noktalarının apsisleri sırasıyla 1, 2, 3, 4 olduğuna göre ABCD dörtgenin alanı kaç birim karedir? Öncelikle arkadaşlar bakın A'nın apsisi 1, D'nin apsisi 2, B'nin apsisi 3 ve C'nin apsisi ise 4. Şimdi bakın gelin biz bunların ordinatlarını bir de bulalım. Bakın y eşittir 2x doğrusu üzerinde olduğu için 1'e 2, bakın 2'ye 4, 3'e 3 bölü 2 ve 4'e 2. Bakın hepsini bulduk. Öne gelin biz de alan A, O ve B'yi bulalım. Bakın burası 1 bölü 2 çarpı mutlak değerci. Bakın ilkinin apsisi ile ikincinin ordinatını çarpıyorum. Bakın ilkinin apsisi 1, ikincinin ordinatı 3 bölü 2. Çarparsak 3 bölü 2 eksi sonra ilkinin ordinatıyla ikincinin apsisini. Yani 2 çarpı 3'ten 6. Bakın burası 1 bölü 2 çarpı. 2 kere 6, 12, 3 çıkarttık. 9 bölü 2'den bu kısım 9 bölü 4 geldi. Şimdi bir de alan bakın D, O, C'yi hesaplarsın. Yine bakın 1 bölü 2 çarpı mutlak değerci. Şimdi 2 ile bakın ordin ilkinin apsisi ile ikincinin ordinatını yani 2'yi çarpıyoruz 4. 4 ile 4'ü çarpıyoruz. Bu kısım 16. O halde bakın 4 eksi 16'dan 12 bölü 2'den burası da 6 oldu. O halde bizler bakın taralı bölgeyi bulmamız için tamamında beyaz kısmı çıkartacağız. Yani 6'dan 9 bölü 4'ü çıkartıyoruz. 4 kere 6 24. 9 çıkartırsak aradığımız cevap 15 bölü 4 olur. Silindir şeklindeki taban yarıçapı 3 bölü 2 birim ve uzunluğu 14 birim olan bir kurşun kalem verilmiştir. Bu kalem uzunluğu değişmeyecek şekilde kalemtıraş ile yukarıdaki gibi ucu dik koninin yan yüzeyi gibi olacak biçimde açılıyor. Kalemin açık kısmının yüksekliği 2 birim olduğuna göre kalemin yüzey alanındaki değişim nasıl olmuştur? Öncelikle arkadaşlar bakın çizgimizi uzattığımız takdirde bakın üst kısmında bir yan yüzeyimiz var. Bir de bakın şuradaki ufak bir dairemiz var. Şimdi bakın yan yüzeyin yüksekliği 2 ve buradaki de bir daire. Şimdi dairenin alanı bakın pi r kareydi. Bakın r'miz de 3 bölü 2 karesi 9 bölü 4 artı. Bakın bir de yan yüzey var. Yan yüzey 2 pi r bakın 2 pi r çarpı yükseklik 2. Bakın buradan 2'ler gider. Bu kısım 6 pi. 4 ile çarparsak 24. 9 pi de buradan. Aslında başlangıçta
33 pi bölü 4'müş. Bakın bu kesilen alan öncesinde 33 pi bölü 4. Şimdi kesildiği zaman bakın yarıçapımızı şöyle dik üçgende gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın bizim için şu kısım 2 birim ve yarıçapımız 3 bölü 2 birim. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni var aslında. Bakın 3'ün yarısı 4'ün yarısı. O halde bu kısımda 5'in yarısı. Şimdi biz şu uzunluğumuzu biliyoruz. Bakın bize sadece yanal alan gerekiyor. Çünkü bakın kesmediğimiz için yanal alan bizim için yeterli. Yanal alan da hatırlarsanız bakın pi çarpı r çarpı a'ydı. Yani 5 bölü 2. Buradan aslında alanımız 15 pi bölü 4 geldi. Bakın ilkinde alan bu, sonradan alan bu. O halde aradaki farka bakalım. 33 pi bölü 4'ten 15 pi bölü 4'ü çıkartırsak bakın geriye 18 pi bölü 4 yani 9 pi bölü 2 gelir. O halde yüzey alanımız 9 pi bölü 2 birim azalmaktadır. Koordinat düzleminde AB kenarı x ekseni üzerinde olan ABCD dikdörtgeninin A ve C köşelerinden geçen doğrunun denklemi 3y eksi x artı 6 eşittir 0'dır. ABCD dikdörtgenin alanı 48 birim kare olduğuna göre D köşesinden geçen kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar bakın bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için y yerine 0 verirdik. O halde x 6 yani A noktasının apsisi 6. Şu uzunluğumuzu 6 diyelim. Şimdi bakın ABCD dikdörtgen alanı 48 ise bakın biz buraya M dersek o halde bu kısmın 48 bölü M olması lazım. Bakın C noktası için bakın apsisimiz 6 artı M. Yani x gördüğümüz yere 6 artı m yazacağız. Y gördüğümüz yere ise 48 bölü m. Bakın bu doğruda yazarsak 3 çarpı bakın 48 bölü m eksi 6 artı m'yi çıkartacağız. O halde bakın eksi m eksi 6 olur. Bir de buradan artı 6'mız eşittir 0. Bakın bunlar gider. M'yi karşı tarafa atarsam 144 bölü m eşittir m olur. Buradan 144 eşittir m kare. Bakın m bir pozitif bir negatif olabilir fakat burada birinci bölgede olduğumuz için m kesinlikle pozitiftir ve 12'dir. O halde m12 ise bakın bizim uzun kenarımız 12, kısa kenarımız 48 bölü 12'den 4'tür. O halde bakın şuradan şu üçgenden d doğrusunun eğimi o ve d noktalarından geçen doğrunun eğimi bakın 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olacaktır. O halde aradığımız doğru denklemi d seçeneğindedir.